Şimdi biz e, dijital imalat grubu olarak e, bugünkü toplantımızın esas içeriğinde size MAKE yani imalat teknolojileriyle ilgili e, çözümlerimizi anlatacağız. Şimdi bölümümüzün bir e, kısa videosu var. Genel olarak neler yapıyoruz, ne tür çalışmalar yapıyoruz bunlardan başlayacağız ve daha sonra ürün bazlı ilerleyeceğiz. Evet. Üretim araçlarımıza ulaşmak için biraz otodesk.com.tr'ye Autodesk.com.tr'ye gittiğiniz zaman veya koma gittiğiniz zaman biraz karmaşık bir ara birim göreceksiniz. Çünkü çok fazla ürün var. üretim odaklı ürünleri görebilmek için Autodesk.com slash make adresini kullanabilirsiniz veya Türkçe ürün bilgilerine ulaşmak için burada gördüğünüz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Burada bir ses olmalıydı ama. Var eminim. Bu videomuz ben anlatayım size. Genel olarak Otodesk teknolojilerinin üretim odaklı Neler yaptığı ile ilgili e, bir içerikte, sonuçta e, temel olarak talaş kaldırma teknolojisiyle başlayan, daha sonralarında bunun e, özellikle güncel olan eklemeli imalat, eklemeli üretim tekniklerinde barındıran bütün e, otodesk üretim teknolojisi ile ilgili genel bir içerik var burada. Gördüğünüz gibi yoğun olarak bugünkü teknolojide talaş kaldırarak işlem yapıyoruz. Bunları freze tezgahlarıyla, bunları torna tezgahlarıyla veya robotik sistemlerle yapıyoruz. Ve artık yeni dönemde özellikle 3 boyutlu printerların çok daha yaygınlaşmasıyla birlikte bunları üretim anlamında da bir sonraki seviyeye taşımaya hazır yazılımlar barındırıyoruz. Evet Autodesk'in üretim sektöründeki yatırımlarına şöyle hızlıca bakacak olursak, Autodesk üretime çok önem veriyor. Özellikle bakın burada görmüş olduğunuz firmalar hepsi 2008 yılından başlamak üzere Autodesk'in üretim sektörü ve toplam çözüm olması adına e, bünyesine kattığı teknolojiler, bünyesine kattığı ürünler. E, ben özellikle Delkem olarak gördüğünüz gruptan geliyorum. Kökenim o. Delcam grubu, İngiliz bir yazılım firması. ketkem yazılımları üreten bir firma Delcam. Ve ağırlıklı olarak kem çözümleri. Yani talaş kaldırma teknolojilerine özel uzmanlaşmış bir yazılım. Buradaki ürün ailesiyle başlayan ve diğer satın almalarla da gelişen teknolojilerin hepsi bizim otodesk üretim çözümlerimizi oluşturuyor. Bakın burada görmüş olduğunuz ...ürünler, otodeskcom slash make adresimize gittiğiniz zaman... ...listede karşınıza çıkacak ürünler bunlar. Bunlar, Otodesk'in e, farklı türlerdeki üretim teknolojilerini barındıran ürünleri. Burada biz ağırlıklı olarak, bugünkü içeriğimizde... E, ...PowerMill, FeatureCam, PowerShape, PowerInspect ve NetFab ürünlerimizi tanıyacağız. Çünkü diğer ürünler aslında e, diğer oturumlarla birlikte... Ayrıca değerlendirilen ürünler. bunlara ilgi duyuyorsanız diğer ürünleri, diğer oturumları kaçırmayın. PowerMill ile başlıyoruz. PowerMill ileri derecede yüksek talaş kaldırma sistemlerini barındıran gelişmiş ve yüksek teknoloji bir CAM sistemidir. İçerisinde var olan fonksiyonlarla örneğin high speed yüksek hızlı talaş kaldırma teknolojisiyle Örneğin 2 boyutlu işleme, 2 boyutlu talaş kaldırma seçenekleriyle, 3 ve 3 artı 2 eksen işleme seçenekleriyle, 5 eksen özellikle günümüzün imalat dünyasında çok daha yaygınlaşan 5 eksen seçenekleriyle, freze torna tezgahları, torna ve frezeyi bir arada barındıran tezgahları olan desteğiyle ve en önemlisi ve diğer oturumlarda da gördüğünüz öğleden önceki, Robotik sistemler yani robotlarla yapacağımız e, üretim odaklı sistemleri de PowerMill içerisinde kontrol edebiliyoruz. Şimdi bir e, hızlıca PowerMill'in öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle PowerMill'in e, algoritması büyük kompleks, karmaşık parçaların freze ile imalatı veya torna ile imalatına özelleştirilmiş bir algoritması vardır. Özellikle çok büyük parçalarla çalışan, işte otomotiv gibi, beyaz eşya gibi veya çok farklı bir uygulama olan robotik uygulaması diyebileceğimiz, şu tür bir sağ tarafta gördüğünüz bir King Kong modelinin işlenmesi gibi çok büyük datalarla uğraşmak üzere dizayn edilmiş bir yapısı vardır, algoritması vardır programlın. Günümüzün Modern bilgisayar teknolojisini çok yakından takip edebilirsiniz formülle. Bu özellikle e, takım yolu hesaplamalarında yani NC kod hazırlama aşamasında 64 bit ve çoklu çekirdek desteği ile birlikte kullanıcıların çok daha seri ve bilgisayar performansını tamamen kullanarak NC kod veya kod hazırlamalarına izin verir. E, hızlı talaş kaldırmak özellikle büyük ve kompleks parçalarda çok önemlidir. Çünkü çok yoğun bir hacmi e, bir an önce boşaltmamız ve kalıbımızı veya ürünümüzü hazırlamamız gerekir. Powermill içerisindeki e, yüksek hızlı talaş kaldırmayı sağlayan high speed diye isimlendirilen tekniklerle hem talaş ömrünü e, özür diliyorum hem takım ömrünü optimize ederek çok daha verimli takım yolları hazırlayabilirsiniz. Ee, özellikle kompleks tezgahlar arttıkça, 3 artı 2, 5 eksen tezgahlar, işlemenin de daha da akıllı olması gerekiyor. Özellikle PowerMill, e, barındırmış olduğu stok model ve 3 artı 2 eksen pozisyonlama yetenekleriyle birlikte, özellikle kabatalaştan sonra kalan yani bizim e, küçük takımlarla daha az hacimi e, aldığımız bölgelerde çok daha verimli ve hava geçişleri minimize edilmiş. Yani inme kalkması çok daha az olacak şekilde kapatalaş operasyonları uygulayabiliyoruz formülle. E Power mill içerisinde e, çok fazla e, finish seçeneği var. Finish yani modelimizin, kalıbımızın bitirme dediğimiz en hassas ve genellikle en küçük takımlarla yapılan operasyonlarını Power mill içerisinde e, 25'ten fazla seçenek kullanarak hazırlayabiliyoruz. Bakın burada videolarla çeşitli örnekler görüyoruz. Sonuçta yapacağınız modelinizin içerisindeki uygulayacağınız yere, model tipinize göre size çok ciddi bir esneklik ve kontrol veriyor bu seçenekler. Param'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi tekrar hesaplamaya gerek kalmadan hem takım yolu hem de giriş çıkış hareketlerinin düzenlenmesidir. Bu sektörde birçok e, muadil sistemde olmayan veya bakın buradaki altı çizilecek olan kelime tekrar hesaplamaya gerek kalmadan e, sözü. Çünkü temel mantıkta Power Mill içerisinde yapmış olduğunuz bir takım yolu üzerinde yapacağınız değişikliklerin hepsi tabi bazı işte atıyorum dik adım gibi modelin üzerinde tekrar hesaplaması gerekecek bölgeler dışında e, birçok parametre değişikliği çok hızlı bir şekilde tekrar hesaplamaya gerek kalmadan e, düzenlenebiliyor. Yine aynı şekilde giriş-çıkış hareketleri, ekranın sağ tarafında gördüğünüz tip bir takım yolunun, giriş-çıkış hareketlerinin tek yönden çift yöne çevrilmesi, çok hızlı bir şekilde ve tekrar hesaplamaya gerek duymadan yapılabilmekte. Ee, yeni teknolojiler, yeni tezgahlar daha da e, artıyor ve bunların farklı türleri, 3 artı 2 ve 5 eksen tezgahlar. Artık 5 ekseni daha fazla görüyoruz ama 3 artı 2 de aslında çok ciddi bir şekilde endüstri standartlarını karşılayan bir teknoloji. PowerMill içerisinde özellikle daha kısa takımlarla, daha derin yerlere inmek ve benzeri ihtiyaçlarla 3 artı 2 eksen işleme operasyonları yapabiliyoruz. Ve böylece daha hızlı parça operasyon süreleri yani parçanın Örneğin tekrar sökülüp, konumlanacak açıya çevrilip tekrar bağlanması gibi işçilikleri ortadan kaldırarak çok daha hızlı tezgah ayarlarıyla birlikte daha kısa takımlar kullanmamızı sağlıyor bu teknoloji. 5 eksen özellikle 3 artı 2'nin bir üstü tamamen simultane bir şekilde çalışabilen, yani tezgahımızın ister işte bir robotik sistem olsun, ister 5 eksen, tabladan veya kafadan sistem olsun. PowerMill içerisinde tüm takım tiplerini kullanarak ki bu da görülen sıkıntılardan bir tanesidir. Her takım tipiyle 5 eksen operasyonları kullanamazsınız. PowerMill içerisinde tüm takım tiplerini kullanarak özellikle tezgahınızın tüm eksen yapısını da kullanarak bunu birazdan daha detaylı göreceğiz. Takım yolları hazırlayabilir ve modelinizi işleyebilirsiniz. Tabii ki buradaki en önemli nokta e, bu tür kompleks tezgahlarda yüksek yüzey kalitesi ve yumuşak tezgah hareketleri elde etmektir. E, yine aynı mantıkta hazırlanmış olan 5 eksen takım yolları çok pratik, çok hızlı bir şekilde ister tümüyle isterse parça parça düzenlenebiliyor. PowerMill özellikle e, yapmış olduğunuz takım yollarının Üzerinde şuradaki e, sağdaki pardon özür diliyorum. Evet bakın şu modele dikkat edecek olursanız bakın şuradaki bölgede tutma bölgesinde el tutma bölgesinde tezgah çok fazla sallandığını görüyoruz. Bu bir tezgah verimliliği açısından, işleme verimliliği açısından önemli bir konu. E, ve düzeltilirse hem tezgah ömründe hem de işlediğimiz modelin yüzey kalitesinde çok ciddi avantaj sağlayacak bir durum. Power Mill içerisinde ister 3 eksen ister 5 eksen takım yollarının üzerinde düzenleme yapmak özellikle 5 eksen uygulamalar için daha da sorunlu bir durum bu. Çok pratiktir ve birazdan bakın burada göreceksiniz. Tezgah sizin vereceğiniz Yapıyı kullanarak bakın 3 artı 2 dediğimiz e, işleme yöntemiyle 5 ekseni birleştirerek bu tür e, tezgahın daha fazla yorulacağı bölgelerde size çok ciddi esneklik sağlayabilir. Aynı şey takım yolu çarpma kontrollerinde de söz konusu. Bir takım yolu yazdınız. Temelde 3 eksen bir takım yolu ama e, tutucunuz veya takım bloğunuz tezgahta parçaya çarpma yapıyor. Bu tür durumda bakın çok pratik bir şekilde Takım eksen kontrollerini kullanarak bu bölgeleri çok pratik bir şekilde güncelleyebilirsiniz. PowerMill'in önemli özelliklerinden bir tanesi otomasyona açık bir sistem olması. Yani sizin sıklıkla yaptığınız her zaman atıyorum aynı takımlarla kabatalaş, aynı talaşı bırakma, aynı rest operasyonları gibi sıklıkla yaptığınız şeyleri PowerMill içerisinde makrolaştırabilir ve bunu standart hale getirebilirsiniz. Gelişmiş simülasyon seçenekleriyle hazırlamış olduğunuz takım yollarının tezgahta çıkacak modellerini çok hızlı ve gerçekçi bir şekilde elde edebilirsiniz. Özellikle burada bakın yüzey üzerindeki etkiyi, ilerleme hızı, diş sayısı, takım diş sayısı gibi efektlere kadar gösterebilmek mümkün. Ve yine özellikle kalantalaş operasyonlarımızda kullandığımız stok model mantığıyla çok daha verimli, kalan talaşı görerek takım yolları hazırlayabiliriz. Özellikle 5 eksen veya çoklu eksen tezgahlarda çok sık karşılaşılan bir durum hazırlamış olduğumuz kodların tezgahtan bağımsız olmasıdır. Ama PowerMill içerisinde tüm tezgah kinematiğiniz, tüm tezgah yapınız tanımlanarak çarpma kontrolleri ve takım yolu geçiş kontrolleri otomatik olarak PowerMill tarafından yapılabilir. Bu özellikle çok daha pahalı olan 5 eksen tezgahların çok daha güvenli bir şekilde kullanılmasına izin veren bir yapıdır. PowerMill içerisinde özel sektörlere yönelik çözümler bulunmakta. Bunlardan bir tanesi kanat, bıçak ve pervane işleme seçenekleri. Burada gördüğünüz gibi bir e, pervane e, modeli. Normal, klasik işleme seçenekleriyle işlendiği zaman çok verimsiz ve e, çok uzun zamanlarda çıkan bir ürün. Ama PowerMill içerisinde var olan e, ek modüllerle bu tür kanat, pervane, bıçak gibi geometrilere özel kabatalaş ve finish seçenekleri uygulayabiliyoruz. elektrot işleme e, özellikle e, derin kanallarda elektrodu kalıp uygulamalarında çok sık kullanıyoruz. Ve PowerMill içerisinde özellikle birazdan PowerShape CAD yazılımımızla birlikte bahsedeceğimiz hazırlanmış olan elektrotlarınızı var olan bir otomasyonu kullanarak otomatik üretebilmeniz mümkün. Port ve manifold işleme özellikle otomotiv sektöründe çok ihtiyaç duyulan uygulamalar yine e, port ve manifold modellerindeki işleme fonksiyonlarının daha da optimize edilmesi anlamına gelen bir modül. Ve şu ana kadar ki e, genel gördüğümüz toplantılarda da e, anlatıldığı gibi robotik uygulamalar. Robotik uygulamalar hem Endüstri 4.0'ın hem geleceğin çok ciddi e, üzerine dayandığı bir e, uygulama. Ve PowerMill içerisinde bu robotik uygulamaları çok farklı çeşitli yöntemlerle kullanabilmemiz mümkün. İstersek robotlarla frezeleme yapmak, istersek eklemeli imalat, bakın... E, daha önceki sunumlarda da videolarda gördüğünüz aslında yapılan şey 3 boyutlu printer'dan robotlarla 3 boyutlu print operasyonu yapmak ve daha sonra bunu frezeleme kısmı için PowerMill robotu kullanmak. Robotlarla yine özellikle çok büyük sanatsal modeller, heykel gibi uygulamaları da çok rahat bir şekilde yapabilmek mümkün. Çünkü tezgah boyut limiti artık tablo ölçüleri limiti kalmadığı için robot teknolojisinde bunu Kolaylıkla robot e, ara birimiyle gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada bir e, robot uygulama bölümümüz olacak. E, bilgisayarlı uygulama laboratuvarı e, bölümünde e, Hüseyin Bey bizden size sıfırdan bir modelin robotla frezelenmesiyle ilgili bir çalışma yapacak. Ama korkarım ki e, çakışmadan dolayı, e, biraz biz sarktığımızdan dolayı e, saat 3 gibi o tarafta başlayacak. Robotla imanatı ilgisi olanlar e, oraya geçebilirler. Sıradaki ürünümüz FeatureCam. FeatureCam, e, PowerMill gibi bir frezeleme, tornalama, televizyon yazılımı. Fakat FeatureCam'in uzmanlığı e, geometrik parçaların, seri imalat parçalarının çok hızlı bir şekilde e, operasyonlarının, cam operasyonlarının yapılmasını sağlamak. FeatureCam, içerisinde bulunan frezeleme, telerezyon, e, kule tipi Thomson işleme tekniği, proplama, tornalama ve kayar otomat tezgahları için çoklu görev yetenekleriyle birlikte özellikle seri imalat, geometrik parça imalatı için kullanılan çözümümüz. Şimdi burada unsur bazlı, unsur tanıma özelliği olan diye belirttiğimiz şey, bir unsurların ne olduğunu hemen bakalım. Bir freze parçası için unsur dediğimiz şeyler örneğin parçamızın kenar kontürü, örneğin parçamızda yer alan cepler, örneğin delikler bunların hepsi geometrik parça dediğimiz aslında katı tabanlı programların hepsinde olan bir yapı aynı şekilde bir tornalama parçasında da benzer geometrik yapılar söz konusu örneğin tornalama hattı oyuklar kanallar kenar formları delikler bunların hepsi unsur dediğimiz şeyleri oluşturuyor burada klasik kem yazılımlarının hemen yaklaşımına bir göz atalım. Öncelikle klasik kem sistemlerinde parçamızı dışarıdan okuruz. Birinci aşama bu. İkinci aşama sıfır, yani tezgahımızda bağlayacağımız sıfır noktası neresi ise burada belirtmemiz gerekir. Sonra operasyon tiplerimiz seçilir. Yani kabatalaş ne yapacağız, finish ne yapacağız, kalan talaş bulacak mıyız? Eğer varsa lokal alanlarda çalışmak söz konusuysa, lokalleştireceğiz takım yollarımızı alanlarımızı. Takım yolu tipimizi seçeceğiz. Örneğin dik duvar işlemi genel kabat alaş gibi. Takımımızı seçeceğiz. Bunların hepsi klasik CAM sürecinde yaptığımız şeyler. Ee, takımımızın ilerleme ve devirlerini vereceğiz. Yan adım, dik adım değerlerini vereceğiz. Yapmış olduğumuz takım yollarının simülasyonunu yapacağız. Ve en sonunda NC koda, yani tezgahta çalıştıracağımız koda ulaşacağız. Bu klasik geleneksel kem yaklaşımı. Burada gördüğünüz bu e, ekranın sağ tarafındaki bölüm tamamen tekrarlanan operasyonlar. Yani parça değiştikçe her zaman bunları yapmanız lazım. Operasyonunuzu seçmeniz lazım, takımınızı değiştirmeniz lazım, devir ilerleme girmeniz lazım. Bunların hepsi bu sırada takip etmeniz gereken yol. Feature kemin unsur vazlı işleme teknolojisi ise Bakın çok daha otomatikleştirilmiş bir yapıya sahiptir. Bunun anlamı parçanızı okumak zorundasınız evet. Hangi parça işleyeceğinizi siz söyleyeceksiniz. Fakat bu noktadan sonra eee FeatureCam parçanızın üzerindeki daha önce gösterdiğim slaytteki frezeleme parçası olabilir, tornalama parçası olabilir. Unsurları yani özellikleri otomatik olarak tanıyor. Ve sizin daha önceden belirttiğiniz kullanıcı alışkanlıklarınıza göre ve sizin verilerinizle dikkate alarak FeatureCam sizin için otomatik olarak kapatalaş ve finish operasyonlarını karar verir. Tüm takımlara karar verir. İlerleme, devir hesaplamalarını yapar. Yan adım, dik adımları otomatik olarak belirler. Takım yollarını hazırlar ve NC kodları otomatik olarak çıkartır. Yani bizim kullanıcı olarak tek tek yaptığımız operasyonları Featurecam tamamen sizin için otomatik olarak yapar. Buradaki bakın videomuzda birazdan tekrar başa geldiği zaman göreceksiniz. Parça içeri alındıktan sonra otomatik olarak parçamızın üzerindeki unsurlar tanımlanıyor. Bakın parçamız geldi. Otomatik olarak işleme pozisyonumuza göre unsurlarımız belirlendi ve takım yollarımız hazır. Simülasyon yaptığımız an Bizim vermiş olduğumuz parametreleri dikkate alarak, feature cam bizim için kemi bu kadar kısaltıyor. Yani birçok şeyi otomatik yapıyor. Sıradaki ürünümüz PowerShape. PowerShape bizim ürün ailemizin CAD yazılımı yani tasarım ve imalat yazılımı. PowerShape'in temel öne çıkan özellikleri yüzey, katı ve ...STL ağlarla çalışma yeteneğidir. Yani PowerShape yazılımımızda hem yüzey hem katı... ...hem de tersine mühendislik uygulamalarında karşımıza... ...çokça çıkan STL'lerle çalışabilme imkanımız var. Burada PowerShap ile birlikte katı, yüzey ve STL ağları kullanarak... ...kalıp ve çekirdek tasarımı, otomatik veya elle elektrot tasarımı... ...ve kalıp sihirbazı yardımıyla otomatik kalıp hazırlama gibi fonksiyonlarla CAD çalışması yapabiliyoruz. Yine bir diğer öne çıkan özelliği, diğer CAD sistemlerinden gelen e, dataların üzerinde de düzenleme, değiştirme ihtiyaçları söz konuysa müdahale edebilmektir. Örneğin, buradaki gibi bir deliğin kapatılması veya daha sonra göreceğimiz FEDER dediğimiz, işleme sırasında kapalı olması gereken temelde e, bölgelerin düzeltilmesi, kapatılması gibi fonksiyonları da e, yani diğer programlardan gelen çizimlerin düzeltilmesi operasyonunda da PowerShape'i üretim için modelleme olarak kullanabiliyoruz. Üç boyut tarama cihazları çok yaygınlaşıyor. Çok daha fazla kullanmaya başlıyoruz. PowerShape içerisinde istersek e, canlı data tarama özelliği de barındıracak bir şekilde. Yani sağ tarafta gördüğünüz gibi bakın e, bir taramayı yaparken anında bu tarama datasının PowerShape'in CAD ortamına aktarılması gibi entegrasyonlarla tersine mühendislik operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Ve e, ve veya dışarıda başka bir yerde taranmış bir modeliniz varsa, STL modeliniz, buradaki bir kask örneği gibi, bunun tekrar mühendisliğinin yapılmasında da PowerShape'i yoğun bir şekilde kullanabiliyoruz. PowerInspect, eee... Ürün ailemizin kalite kontrol dediğimiz grubunda yer alan ürünümüzdür. Sonuçta e, CAD yazılımında tasarladık, CAM ile işledik. Bunun hatalarının nerede ne kadar olduğunun gösterilmesi PowerInspect'in işi. Yani power ile e, öncelikle bütün ölçme sistemlerini kullanarak, örneğin bir CMM tezgahı, örneğin bir ölçme kolu, optik sistemler veya CNC makineler kullanılarak imal ettiğimiz, tasarladığımız parça arasındaki hataların nerede ne kadar olduğunu görüntüleyebiliyoruz, analiz edebiliyoruz. Bu e, özellikle CNC tezgahlar üzerinde kontrol kısmı önemli bir konu. E, baktığımız zaman biz CNC tezgahları üretim için kullanıyoruz ama bu tezgahları biz e, Kalite kontrolünü yapmak için ürettiğimiz parçaları CMM tezgahına parçayı söküp götürmemiz gerekiyor. Bu da çok ciddi bir zaman kaybı, iş gücü kaybını doğuruyor. Power Inspect ile tezgah üzerinde ölçme yaparak bu çok daha hızlandırılmış oluyor. Tüm CAD sistemlerimle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor ve oradan gelen CAD dataları üzerinde kalite kontrol, raporlamalar, operasyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın burada bir CNC tezgah üzerinde kalite kontrol örneği göreceğiz. Ekranda modelimizi bakın belirlemiş olduğumuz özel bölgelerin proplanması yani ölçülmesi gerçekleştiriliyor. Ve burada da aynı hareketler CNC tezgahımızın üzerinde birebir uygulanarak parçayı sökmeye gerek kalmadan tezgah üzerinde hızlı raporlamalar gerçekleştirilebiliyor. Bakın burada bir örnek raporumuz var. Bu raporlar sizin istediğiniz yüzey kontrolleri, geometrik ölçü kontrolleri olarak çıkartılabiliyor ve tamamen kişiselleştirilebiliyor. Sırada Netfab var. Netfab özellikle bizim grubumuzun içerisinde bir sunum olarak göstermek istediğimse, Netfab temel olarak bir üç boyutlu yazıcı sistemi, yazıcı yazılımı. Ve üç boyutlu yazıcı ortamları için çok daha verimli, çok daha kuvvetli parçalar üretmemize izin veriyor ve eklemeli imalat operasyonlarımız için de yoğun bir şekilde Netfab kullanılıyor. Birazdan zaten bunu bir video ile size göstereceğim. Tüm prosesin bir arada olduğu yani tasarımdan imalata kalite kontrole kadar. ...ve NetFab'ın da dahil olduğu üç boyutlu yazdırma anlamında... ...prosesleri göreceğiz. NetFab, üç boyutlu yazıcılar ile üretilecek modellerin... ...otomatik hata düzeltmesi. Özellikle bu modeller üzerinde çok sık... E, ...STL'lerin yüzey hataları vardır. Bunların düzeltilmesi. Malzeme ekleme verimliliğinin ayarlanması. Yani çok daha mukavim, çok daha fazla malzeme sarf etmeden... ...malzemelerin nerelere uygulanacağını belirlenmesi. Gelişmiş ileri düzey desteklerin... İşte print operasyonu sırasında parçamızın esnemesine engelleyen burada, şurada ekranda gördüğümüz desteklerin hazırlanması ve ağırlık, güç dengesini koruyarak tüm modelimizin optimize edilmesine izin veren üç boyutlu modelleme yazılımımız Şimdi bir videomuz var. Bu videoyu bir izlemek izletmek istiyorum size ve bu tesis. Almanya'da yer alan eklemeli imalat ve buraya kadar saydığımız frezeleme, modelleme, kalite kontrol operasyonlarının hepsini barındıran bir e, uygulama Almanya'da yapılan. Bakın klasik sistemlerle döküm sistemleriyle üretilen bir ağırlığı örneğin işte 5 e, kilo civarında olan bir parça, bakın bu eklemeli imalat netfab yardımıyla çok daha mukavemetini koruyarak ağırlığı düşürülüyor ve bu şekilde üç boyutlu yazıcılarla üretiliyor. Eklemeli imalatla biz burada görmüş olduğunuz parçayı öncelikle kabaca imal ediyoruz. Kabaca üç boyutlu baskısını alıyoruz. Sonrasındaki operasyonlar birazdan video ilerlediği zaman göreceksiniz. Artık daha hassas bölgelerin, daha hassas formların frezelenmesi, kalite kontrollerinin yapılması aşamasına geçeceğiz. Bakın burada kullanıcı NetFab'la istediği parametrelerle e, üç boyutlu baskı aşamasına modelimizi hazırlıyor değişik alternatif senaryolar deneyerek tabi bunu yapmak mümkün. Our customers want to have finished parts. So the complete process chain, the complete workflow is something we have to supply. So we need a lot of different softwares and we have to connect these softwares together. And uh, that's a big advantage to use Autodesk software because we can use that software in all the different steps and the communication in between the different software packages. So we can save a lot of time and we don't produce data twice or three times. The real advantage is really how the manual award of them can be optimized. I think a good example is if you think on support structure. that's something you need uh, to design for, for, for metal parts. and afterwards after you build it on the AM machines, you have to Bak, bu metal Especially printer the last month we did a lot so, so, printer removal time from two hours. Ve Paul inspect yazılımımızla kalite kontrol operasyonu gerçekleştiriliyor. Yani hangi bölgelerde ne kadar payımız var, hangi bölgeler istediğimiz toleransların içerisinde bu analiz ediliyor. Isıl işleme tabi tutuluyor parçamız metal olduğu için. Bakın burada basılan parçamızın iç yapısını görebiliyoruz ve bu noktadan sonra frezeleme operasyonumuz başlıyor. Bakın bir var olan önemli bölgeler, hassas bölgeler frezeleme ile otomatik olarak işleniyor. Varsa parçamızın üzerindeki delik operasyonları gerçekleştiriliyor. Takım yolları hazırlanıyor ve CNC tezgahı üzerinde işleniyor. ...ve yine Doğru toleranslar içinde miyiz? Analiz ediliyor. Geleceğin dünyası bu. Yani artık çok daha akıllı imalat türleri, çok daha akıllı imalat sistemleri kullanmaya başlıyoruz. Bu çok güzel bir örnek. Sıfırdan Var olan hazır malzemeleri kullanmadan, 3 boyutlu printer başlayan, frezeleme, kalite kontrol, birçok aşamayı barındıran bir imalat dünyasına adım atıyoruz. Bizlere ulaşmak, varsa sorularınızı sormak için make.tr.otodesk.com adresimizi kullanabilirsiniz. Ee, ve bizlere burada yazan numaralardan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum.